Selam arkadaşlar yeni bir video ile daha karşınızdayım Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere yakın zamanda Shiba coin hakkında bir video paylaşmıştım Ve o videom baya bir ilgi gördü sizler tarafından Ve sizlere arkadaşlar en çok yani yatırımınız en çok hangi coin'de diye bir soru sormuştum anket bölümünden ee, Orada arkadaşlar yatırımınızın en çok yani en çok yatırımınızın olduğu kısım e, Shiba'ymış bunu öğrendim ve ben de tekrardan Shiba Coin hakkında video çekmek istedim. Ee, soruyorsunuz Shiba Coin işte Türk borsalına gelecek mi? İşte Binance işte Paribu'ya gelecek mi diye. Arkadaşlar emin olun tam bilmiyorum fakat Shiba Coin bu kadar büyük bir artış yaptığına göre Türk borsaları da yakın bir zamanda geleceğini düşünüyorum. Ee, neden bu kadar geç kaldı diye soracak olanlar olabilir. Arkadaşlar Türk borsaları geriden geliyor. Evet bunun hepimiz farkındayız. Ee, onun için sizlere önerimdir ki yabancı borsalarının şeylerini kullanın. Mesela Binance yani Binance arkadaşlar. E Binance TR yerine Binance'nin tam kendisini yani Binance'nin bütün dünya olanını kullanın arkadaşlar. TR olanın yerine. E para büyüğü de çok tavsiye etmiyorum açıkçası. Çünkü işlemlerde hata olabiliyor, donabiliyor. E, sıkıntılar olabiliyor. Fakat ben e, gösterişlerim yani analizlerimi para üzerinden yapıyorum. Bu nedeni ise Türkiye'de birçok kişi Paribu kullanıyor arkadaşlar. Her neyse bu giriş çok uzattım. Kanalıma abone olup videomu like atarsanız tekrardan çok sevinirim. Hadi şimdi e, Shiba coin'imize bakacağız. Shiba coin'ime Paribu üzerinden bakamayacağım. Bunu söylemek isterim. Chrome üzerinden Shiba token yazınca bir sayfa bulmuştum. Oradan bakacağım. İlk önce e, o videoda demiştim ki arkadaşlar. Yaklaşık o videoda zaten Ortalama bir 10 gün geçti diyelim. Hadi 280 gün önce 16 bin dolar değerinde yatırım yapmış bir adam. Ve serveti 2 milyar dolar oldu demiştim. E bu bir hatırlatma olsun size arkadaşlar. Yani Shiba coin aslında güzel kazandıran bir coin. Fakat şunu da belirtmek istiyorum ki Shiba uzun vadeli bir coin değildir arkadaşlar. Kendi görüşümce açıkçası. Hatta kendi görüşüm geç Dogecoin e, Dogecoin'e rakip olarak çıkan bir coin olduğu için ortalama Dogecoin gibi işte yükselişler, artışlar ani olarak olacaktır. Ben bundan eminim. Zaten şu anda da düşüşteydi en son sanırım. E, şunu da o videoda söylemiştik. Yani ortalama iki hafta diyelim. %2000 yükselmişti bir ara. İlk 20'ye girmişti. Şu an ilk 30'da mı? Öyle bir şeyler de sanırım. 30-35 arası. E, şimdi şunu da belirtmek istiyorum. E, bunu ek olarak şunu da okuyacağım. Boğa piyasasındaki fiyatları çok seviyorum. Ama ayı piyasasındaki projeyi daha çok seviyorum. E, Binance'ın kuruluşu yani sahibi demiş arkadaşlar buna ve çok doğru bir şekilde söylemiş. E, arkadaşlar ayı sezonu gelince asıl gerçek projeler sağlam projeler ortaya çıkıyor. Evet bu çok haklı bir söz. E, bunu da sizlere aktarmak istedim. Ve son olarak şunu da eklemek istiyorum ki BitTorrent bitiyor. İşte BitTorrent ölüyor. İşte BitTorrent videomun altına bir arkadaşım yazmış ki BitTorrent sıfırı görecek. Hayır bu imkansız. Görüyorsunuz ki daha bugün açıklanan bir şeyde potansiyel olarak umut verici e, diye bir Tron'un kurucusu e, yani Justin Sun adında bir Tron'un kurucusu arkadaşlar e, BitTorrent ile anlaştıklarını dile getiriyor. Fakat BitTorrent'in kısa vadede tekrardan uzun bir yükselişe gireceğini düşünmüyorum. Fakat şu anda yükselişteydi. Her neyse e, son olarak bir para bir, bir göz atalım bakalım. O coin gelmiş mi gelmemiş mi? Yani büyük ihtimal gelmemiştir ki zaten. Gelecektir ama geç gelecek. Yani biz kaçırdık o treni arkadaşlar. Dogecoin şu anda halen da yükselişte. Altlara doğru indiğimiz zaman. Evet göremiyorum. Aynen. Yeni yazardı zaten gelseydi. Fakat ben göremedim arkadaşlar. O yüzden biz buradan bakacağız da burası çok karışık gibi gözüküyor. Yakınlaştıralım. Evet dostlar gördüğünüz gibi burada bu İngilizce yazıyor. April 19 yazıyor. Yani 19'da şunu yani ayın 19'unda arkadaşlar e, fiyatını şu anda ekranlara veriyorum. Yani bayağı bir sıfırlar var. 3768'miş. Yani yakın o sıfırları kuruşmuş arkadaşlar yani. Fakat çıktığından beri bu yana yani ayın 19'unda pardon 20'sinde satan arkadaşlar bayağı bir kar yaptı. Şu anda düşüşte yani gördüğünüz gibi. Fakat şurada bir ufak bir yükseliş olmuş. E, burada arkadaşlar mum ışıkları olmadığı için çok fazla e, konuşamıyorum açıkçası kusuruma bakmayın fakat şöyle bir yakınlaştırım evet gördüğünüz gibi şuradan kalemimize ufak bir şekilde ayarlayalım e, gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir düşmüş yani şurada şu anda şu anda arkadaşlar bu coin'in düşmesi zaten e, kesinlikle düşmesi kesin bir şeydi açıkçası ben bunun coin %100 düşecek gözüyle bakıyordum ki zaten düştü e, bu sizin için bir şans olabilir arkadaşlar şu anda bu coin Shiba coin düşükteyken almanız bir sizin için bir şans olabilir fakat yatırım önerisi yatırım tavsiyesi vermiyorum. E siz diyebilirsiniz ki kardeşim veya arkadaşım veya abi e, bu coin bana göre değil. Bu coin kesinlikle düşecek bu coin patlamaz diyorsanız o size kalmış bir şey. Ben size karışamam arkadaşlar fakat yani gösterdiğim ssler doğrultusunda ilerledim. Ben bu coin hakkında e, bildim yani bunu öğrenmiş oldum. Sizler de Shiba coin'i çok merak ediyormuşsunuz. Eee Shiba coin ne zaman gelecek Türk borsalarına diyorsunuz. Yani inşallah en kısa sürede gelsin. Fakat arkadaşlar eğer ki Shiba coin'e illa yatırım yapacaksınız şu an bu şansınızı kaçırmayın demek isterim. Çünkü bak şu anda bir düşüşte. E, birazcık daha düşerse alın. Yani ortalama şu anda 15.91 yani. E, ortalama bir 12 13'e falan düşerse açıkçası ben olsam alırdım. Fakat yatırım önerisi, yatırım tavsiyesi değil, Belki kazanırsınız, belki kaybedersiniz. Zaten bu piyasa içinde arkadaşlar. E, net konuşamaz kimse. Kesinlikle bu yükselecek diyemez. Her neyse evet gördüğünüz gibi şu anda 0, yani 0.89 yani 95 oldu şu an bir düşüş içerisinde arkadaşlar. E ben bu videoyu ne zaman mı çekiyorum? 14 Mayıs Cuma günü çekiyorum ve ben bu videoyu yarın yayınlamayı düşünüyorum. Fakat ilerleyen zamanlarda iki günde bir video atacağım ve sizlere daha güzel analizler sunmaya çalışacağım. Şu anda e, analizler değişebilir arkadaşlar. Fakat benim söylediğim geleceğe dayalı olduğu için uzun vadeli şeyler olduğu için sözler olduğu için sıkıntı yok. Evet şöyle bir uzaklaştırdım. Ben burayı çok sevmedim. Fakat az çok size Shiba coin'den örnek vermek için böyle yaptım arkadaşlar. Yani şu en uzağa gelince şu reset zam yazan yere basayım. Evet. Bakın dostlar buraya görüyor musunuz? 0. Yani 32 yani 32 binlerden 4 bine kadar ilerleyen bir coin. Yani şu yanında kaç tane sıfır bak 1, 2, 3, 4 tane sıfır. Ve 4 bine kadar çıkmaya çalışmış. Fakat sonra tekrardan çöküşe girmiş arkadaşlar. E, bu coin açıkçası gelecek vadeden bir coin mi? Şu anlık Öyle gözüküyor. Bakın şu anda çok bir düşüşte evet şu anda alınabilir dereceye kadar indi. Ee, yani Shiba coin'e yatırım yapan arkadaşlarım ben açacağız. kazanacağını düşünüyorum. Güzel paralar kazanacağını düşünüyorum. Ee, Shiba'ya bugün yatırım yapıyorsanız saklayın kenarda dursun arkadaşlar İlerleyen vakitlerde çekebilirsiniz yatırımınızı. Her neyse dostlar e, Videoyu çok uzatmayalım zaten analiz yapamıyorum şu anda çünkü Shiba coin yok bildiğiniz gibi. En kısa sürede Shiba coin gelir gelmez analizlerini yapacağım. Bunun da sözünü buradan vereyim. Her neyse dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Tekrardan videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek vermiş olursunuz. Dünkü attığım video çok fazla ilgi gelmedi. Yani bugün aslında da ben dün diyorum. Zaten bu videoyu yarın yükleyeceğim için. O videoyu da bir kontrol ederseniz BitTorrent hakkında yorumlarımı söyledim Çok sevinirim. Her neyse tekrardan başka bir videoda daha görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın